Ameliyatsız yüz estetiği son günlerde moda. Fransız askısı da son trendlerden biri. Fransız askısı nedir, yararları nelerdir sizler için öğrendim. Ameliyatsız yüz germe ve askılama işlemlerinin son trendlerinden olan Fransız askısını hep birlikte Doktor Nihat Dik'ten öğreneceğiz. Nihat Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estetiğe olan merakımızı biliyorsunuz. Evet. Peki bu uygulamaların sonucunda o güzel sonucu gördükten sonra neler hissediyorsunuz? Yani bir ay sonra kontrole çağırıyorum özellikle Fransız askısından sonra insanlar bir 10 yaş, 15 yaş, belki 20 yaş gençleştiklerini söylüyor. Bir tane bir vakam oldu, 70 yaşında gibiydi ama benle işi bittiğinde bir ay sonra mahallede yürürken ondan 10 yaş daha küçük bir kadın, onun arkadaşı ona şunu söylemiş: "Kızım, mahalleye yeni mi taşındınız?" Aa, çok iyi. Aynen, çok hoşuma gitti dedi. Hepimizin istediği bir şey dediğim gibi. Çünkü evet, gençleşmek istiyoruz yaşımız ilerledikçe. Peki Fransız askısı nedir? Nasıl yapılır? Fransız askısı göstereceğim birazdan. Bir ip, bu ip kırçıldı. Ucunda iki tane kılavuz tel var. Yani iğne veya işte kesmek gibi değil. Eğer yüzünüz kolajen kaybetmeye başlıyorsa, yer çekimine zamanla yenik düşmeye başlıyorsunuz. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra, 40'la 70 yaş aralığında bu 30 yıl boyunca ciddi oranda yaşlanıyorsunuz. Düşünün, 10 yıldır, 20 yıldır şikayetçi olduğunuz, bulldog tabir ettiğimiz bu yanak sarkması, boynunuzdaki o kırışıklıklar, sarkmalar, hepsi tek seferde yarım saat içerisinde yok oluyorlar ve en az 5-10 yıl boyunca böyle çıtır çıtır dolaşıyorsunuz. Sürekli ip 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 diyoruz. Peki bu ip gerçekten bildiğimiz ip mi acaba hocam? Görmek ister miyiz? Evet. Sizin için şey yaptım. Yalnızca dokunun, ipe dokunun, evet, ipin özelliğini anlayın. Misina ipi gibi. Misina ipi gibi ama kırçıldı. Ve bu kırçıllar birbirlerine ters. Gördüğümüz gibi ucunda iki tane iğne şeklinde, başı künç, bakın batmıyor. Peki hemen bir şey sormak istiyorum. Diğer ipli uygulamalardan farkı ne? Diğer ipli uygulamalardan farkı, Fransız askısı eğer çok iyi tespit yaparsanız 3 ay içerisinde etrafında bir film tabakası oluşuyor. Ölünceye kadar yüzünüzün aşırı sarkmasını engeller. Bu bir. İkincisi, içinde likra vardır. Esnektir, esneyebilir. Esnediği için çok kilo da verseniz, yüzünüz daha da fazla sarksa, likra özelliğinden dolayı yüzünüzü her zaman o balansta tutar. Yani yaylanır. Ve yüzünüzü sabit bir ip olmadığı için ağzınızı açıp kapatırken ya da yüzünüzü, mimiklerinizi oynatırken ipin esneyebilme özelliğinden dolayı sizi zorlamaz. Şipşak, böyle yarım saat içerisinde 20 yaş gençleşmek istiyorsanız o zaman Fransız askısından hem de ameliyatsız kaçarınız yok. Ameliyatsız, çok kolay uygulaması var. Ağrısı, sızısı yok. Sonrasında 2-3 gün ufak ağrınız oluyor ama o da dayanılmayacak gibi değil. Bir ağrı kesiciyle hallolabilecek kadar kolay bir şey. Bu kadar kolay bir şey varken gençleşmek için niye yaşlı dolaşırsınız ki? Evet. Fransız askısı peki uygulamadan sonrasında kaç gün sonra kendimize geliyoruz, iyileşiyoruz? Yani uygulama günü ben dışarı çıkmayın diyorum. Öyle yemeğe gitmeyin, sinemaya gitmeyin. Bugün gidin istirahat edin çünkü sonuçta bir işlem geçirdiniz. Ertesi gün her şeyinizi yapabilirsiniz, sokağa da çıkabilirsiniz. Her bir yerine, sosyal hayatınıza da dönebilirsiniz. Ama yani yüzünüzde yer yer ufak çökmeler ve gamzeleşmeler olacak. Bunu da bilin. Çünkü bunlar 2-3 hafta içerisinde tamamen ortalıktan kaybolup gidecek. Ama sizin gibi işte saçınız varsa biraz saçınızı kapatıp daha dağınık kullanıyorsunuz. Bizim için, evet, 3 gün için. Evet. Yani bir hafta sonu cuma günü yaptırırsanız pazartesi işinize rahat rahat gidersiniz. Saçınızda da 1-2 hafta yüzünüzü yakından incelemelerine izin vermediğiniz zaman 3 hafta sonra mankenler kadar güzelsiniz. Hocam dediniz ki 3 gün içinde iyileşiyorsunuz Fransız askısıyla beraber. Peki yüz germe ameliyatlarından farkı nedir? Bu bir ameliyat değil. Bunun için bayıltmamız gerekmiyor. Bunun için kesmemiz gerekmiyor. Gördüğünüz gibi iğne iplik işi.
İğne iplikle düşünün 3 yıl, 5 yıl, bazen 10 yıla kadar yüz germe ameliyatı yaptırmış gibi konforlu kullanabiliyorsunuz bu işi. Hastaya aynasını veriyoruz. Nasıl, böyle iyi mi? Kararı birlikte veriyoruz yüzünün ne kadar gerileceğine. Ya işte yanak bu kadar gerdik, biraz daha gerelim mi? Çünkü ipin ucu elimde. Birden böyle çok fazla gergin olmuyor değil mi? Uzayda birden, gibi etrafında aynen, başlıyoruz. Birden çok gergin oluyor. 3 gün içerisinde o gerginlik gevşiyor ve yüzünüz normal olan haline dönüyor. Ve fiyat avantajı da var. Evet, fiyat avantajı da var. Bütçeden ne kadar ayırmak gerekiyor? Yani yurt dışında baktığınız zaman yani fiyatlar genelde her bir askı için 2000 euro gibi rakamlar şey yapılıyor. Fransa'da olsun, Almanya'da, İngiltere'de olsun rakamlardan bahsediliyor. Türkiye'de bunun 1/3 oranında fiyatlar değişiyor. Genelde de Türkiye'deki yüz germe ameliyatlarına baktığınız zaman yüz germe ameliyatının da yarı fiyatına mal oluyor. Özellikle kaşları düşmüş kişilerde bu kaş bölgesini belli bölgelerden saç içine doğru bu şekilde girip istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. İsterseniz böyle gerdiriyorsunuz, isterseniz böyle gerdiriyorsunuz. Burnunuzu kaldırabiliriz Fransız askısıyla. Evet, burnu askılayabiliriz. Bu kadınlar için önemli aslında burnundan. Burnu evet çok fazla değil ama bir tık burnu şey yapabiliriz, kaldırabiliriz. Onun haricinde şöyle yan dur canım. Şu bulldog dediğimiz bu alanlar, bu alanları bakın şuradan tam bu alandan 3 tane delik yapıyoruz. Ve şu dudak kenarındaki sarkmayı şu şekilden bir iple buraya kadar getiriyoruz. Yani şu. Ne oluyor biliyor musunuz? Sonuç şu oluyor. Bu şekilde aynen yüz germe ameliyatındaki gibi. Ha, diyeceksiniz ki peki katlanan kırışıklar nereye? Onu saçın içine saklıyoruz. Saçın içine saklanıyor. Aradan 3-4 hafta geçtikten sonra o fazla deri kendi kendine yok oluyor. Bunlar 3-5 yıl kadar, bazı vakalarda 10 yıla kadar uzayacak şekilde yüzünüzü hep askılı tutuyor. Yani yüz germe ameliyatı da yaptırsanız zaten limiti 10 yıl. Doktor Nihat Dik'le beraber Fransız askısını öğrendik. Sizler de canlı ve genç bir cilde sahip olmak istiyorsanız Fransız askısını tercih edebilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere.